Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda beceri temelli sorulardayız. Kümelerin ilk kısmını bitireceğiz. Sonra küme problemlerimiz ve kartezyen çarpım kısmımız var. kümelerde de hakikaten kısa değil yani gördüğünüz gibi. Konu kısmında söyleyeceğimiz çok şey vardı. Sorularda ÖSYM'nin ne kadar enteresan sorular sorduğunu gördük. Şimdi yine bizim sorularımıza da bakalım. Z tam sayılar kümesi M ile N gerçek sayılar kümesinin evrensel kümesi olmak üzere bir işlem tanımlanmış. Bu işlem arkadaşlar M birleşim N ile M kesişim N'nin eleman sayılarının toplamıymış. O zaman bakalım A ve B kümelerinin kesişimlerine şimdi. Kesişimleri için ne olacak? Bu bir kere tam sayı olduğu için aralığı düşünme bile tek tek sayıları yaz. Eksi 2, eksi 1, 0, nokta nokta kaça kadar? 5'e kadar. Bu da eksi 4, eksi 3, nokta nokta kaça kadar? 3'e kadar. Bunların kesiştikleri elemanlar ne geldi o zaman? Eksi 2, Eksi 1, 0, hatta tek tek yazayım ne olacak üşenmeyeyim. 1, 2, 3. Kesişimleri bakın bunların bu. M kesişim ne? Bu A kesişim e, B arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. S, A kesişim B, 6 geldi. S, A birleşim B'ye bakalım. Şimdi burada eksi 4'ten bir başlayacağız. Eksi 4, eksi 3, nokta nokta kaça kadar gideceğiz? 5. Çünkü birleşim kümesi. 5'ten 4'ü çıkar 9. 1 ekle 10. Demek ki burası da arkadaşlar A birleşim B bundan oluşuyor. S A birleşim B'de eee ne dedik? Son terim eksi ilk terim artı 1. Çünkü ikisi de dahil. Toplam 10 oldu. Böylece bu 6, bu 10 toplamları 16 gelmiş oldu. İlk sorumuz böyle. Özel bir tanımlama ama zor bir soru değil. Geldik şimdi ikinci soruya. Bu güzel bir soru. A bir pozitif tam sayı olmak üzere A x eksi 3 küçüktür. A'lardan oluşuyor. Şey x'lerden oluşuyor. Ve mutlak x eksi 3 A'dan küçük olmalı. X tam sayı. X de öyle sayılardan oluşuyor ki x A artı 1'den büyük ve x yine tam sayı. 4 A kesişim B'nin bir elemanıymış. A kesişim B'yi bulalım o zaman. Önce bir A kümesini bulalım. A kümesi nasıl olacak? Mutlak değeri olduğu için eksi A ile A arasında. O zaman eksi A artı 3 x A artı 3. A kümemiz bu. B kümesine geldiğimiz zaman sağlayan değerler A artı 1. Kesişimleri olması için ne olacak? Sonuçta x artık a eksi 3'ten değil a artı 1'den büyük olması lazım. Neden? a artı 1 pozitif sayı olduğu için eksi a artı 3'ten daha büyük. Demek ki ikisinin de kesişimi a artı 1'den büyük olacak ama sonsuza kadar da gidemeyecek artık a artı 3'ten de küçük olacak. Şimdi a bir tam sayıysa A artı 1 ve A artı 3'ün arasında bir tek ne vardır? A artı 2. Çünkü tam sayılar birer birer artar. A artı 1, A artı 2, A artı 3, A artı 4 diye gider. O zaman burada tek elemanımız var. O da A artı 2. Ve ne demiş? O da 4. Nereden anlıyorum? 4 A kesişim B'nin elemanıymış. Tek bir elemanımız var. O da A artı 2 yani 4. Bu yüzden A 2 geldi. Artık A kümesine bakalım. Tekrardan yazarsak mutlak x eksi 3 küçüktür 2 Eksi 2 x eksi 3 2 1 x 5 hangi sayılar 2 3 4 dolayısıyla b oldu bakın yani 3 tane elemanı var a kümesinin bu soru gerçekten güzel bir soru şimdi pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin elemanlarının asal çarpanlarıyla oluşturulan boş kümeden farklı kümelere alt asal küme denir Alt asal küme böyle tanımlanmış arkadaşlar. Neymiş? Asal çarpanlarıyla oluşturulan farklı kümeler. Kümesinin alt küme, alt asal küme sayısı 15 olduğuna göre kare çarpı üçgen çarpı aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünemez. Şimdi A kümesinden gelen asal bölenler neler? 4'ten 2 gelir, 6'dan 2 ve 3 gelir tamam. 15'ten de 3 ve 5 gelir. Bir de kareden gelenler olacak soru işareti diyelim. Şimdi bu küme ile oluşturulabilecek boş kümeden farklı alt, alt asal küme. O zaman ne olması lazım? Bu kümenin eleman sayısına n diyelim. 2 üzeri n eksi 1. Neden? Normalde alt küme sayımız neydi? 2 üzeri n. Boş kümeden farklı dediği için 2 üzeri n eksi 1 15. n 4 eleman. Demek ki arkadaşlar 2 var, 3 var, 5 var. Burada bu ikisinden sadece bir farklı eleman geliyor. Uyduruyorum bakın mesela burası 47. Bundan mesela atıyorum bak bu sayı mesela şöyle bir şey olsun. Tamamen uydurarak söyleyeceğim. 94. O zaman bunun asal çarpanları 2 ve 47'dir. Bundan 47 gelir. Atıyorum bu mesela kaç olsun? 12. Bundan asal gelenler neler? 2 ve 3. Zaten tekrarla bir daha bu katkı sunmadı. Sadece bir tane fazladan asal sayı eklenmesi lazım. Onu da ekledim. Başka bir örnek veriyorum. Atıyorum bu mesela e, 121 olsun. Bu da arkadaşlar 30 olsun. Bundan gelen asal bölenler 2, 3, 5. Bundan gelen asal bölen 11. Küme kaça çıktı eleman sayısı 11? Gördüğünüz gibi şu üçgen ve kareden sadece bir farklı asal bölen gelirse... ...kümenin eleman sayısı... ...buraya soru işareti diyeyim artık. 4 elemanı olduğunu anladım. Kümenin eleman sayısı 4 olacaktır. 2 üzeri 4 eksi 1'den de 15 gelecektir. O zaman bu küme... E, bu kare ve üçgen kesinlikle 77'ye bölünemez. Niye biliyor musunuz? Bunun çarpanları ne? 7 ve 11. İki sayının çarpımı 77'ye bölünüyorsa... ...bu sayıların içinde 7 ve 11 çarpanı vardır. Ama biz ne demiştik? Yalnızca bir farklı asal bölen gelmeli. Bundan 7 gelirse atıyorum. Bundan 11 gelirse asal bölen sayısı neye çıkıyor? 5'e. O zaman 2 üzeri 5 eksi 1'den 31 eleman yapar. 25 olabilir... 32 olabilir çünkü sadece 5'e bölünen bir sayı seçerim buradan atıyorum. Demin söyledim ya. Bunu mesela 35 seç. Bunu da tamamen uydurarak söylüyorum. 6 seç. Ee, şey. Bunu da 10 seç. Buradan gelen e, asal bölen sadece ne? 7. Gerçekten 25'e tam bölünür mü çarpımları? Bölünür bak. Birkaç tane örnek göstereyim size. 32. Mesela bu sayımız arkadaşlar abartarak söylüyorum 32 olsun. Bu sadece 7 olsun. Ne olacak ki? Ya da bu 47 olsun. Abarttım şimdi. 47 ile 32'yi çarparsam 32'ye bölünmez mi? Evet. Bölünür. Sonuçta yine 4 tane mi asal bölenim var farklı olarak? Evet. Doğru. Sonra 45. Yaz buna 45. Bak abarttım. 45 bile yazabileceğimi gördünüz. Bakın. Bu da arkadaşlar kaç olsun? 121. Pardon. 121. Evet. 121 dedim. Tamam. 45 ile 121'in çarpımı 45'e tam bölünür mü? Evet. Bunlardan toplam kaç tane farklı asal bölen geldi? 2. 3, 5 ve 11. Kaç etti? 4 tane. Son olarak artık D şıkkına baktığımız zaman 9 çarpı 7. Mesela bu arkadaşlar 7 olsun. Bu da 9 olsun. Ne olacak ki? Çarpımlarına 63. 63 63'e bölünür mü? Evet bölünür. 1 geldi. Hatta buradan asal bölenlerimiz 2, 3, 5, 7 oldu. Toplam 4 tane asal bölenim olması lazımdı. Yani E şıkkını hemen eledim ama diğerlerinin de olabileceğini gösterdim. E mümkün değil. 7 ve 11 artı 2 asal çarpan toplam asal çarpanı 5'e çıkarırdı. Kümesinin elemanlarının kareleri ile B kümesi oluşturuluyor. E, SA kesişim B 3 olduğuna göre A'nın alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin çarpımı ve pardon toplamı kaçtır? Şimdi karelerini aldığım zaman şöyle alt alta yazayım ki görün. 2, 4, 16 A. 4'ü altına yazayım karesini aldım 2'nin. 4'ün karesini aldım 16. E sonra 16'nın karesini aldım 256 ve A'nın karesini aldım A kare. Şimdi bu kümenin zaten hali hazırda 2 tane kesişimi oldu 4 ve 16. Bir tane daha olması lazım. O zaman ne söylerim biliyor musunuz? A 1 olabilir. Ben buraya 1 yazarsam karesi 1 olur. Böylece bakın kesişimleri kaç elemanlı oldu? 3. Demek ki A'nın alacağı değerlerden bir tanesi 1 arkadaşlar. Sonra bir daha yazıyorum görün 2 4 6 ve A e ee, sonra A kare 4 6 nereden çıktı pardon 16 16 4 256. Şimdi bir de burada ne söylerim arkadaşlar? A kaç olabilir? Bir düşünelim. A arkadaşlar e, 256 olur. Bak şimdi 256'nın karesini alırsam evet 256'nın karesi ama ne olacak? 4 16, 256. 4, 16, 256. Kesişimleri kaç tane oldu? 3 tane oldu. Demek ki A burada ya karesi kendisine eşit olacağı için 1 olacak ya da 16'nın karesi 256 var. Bu yüzden 256 diyebilirmişim A'ya. Hakikaten 4 elemanlı bu da 4 elemanlı. Kesişimleri 3 eleman oldu. 256 artı 1'den A'nın değerler toplamı 257 geldi. Yine güzel bir soru. Ya işte ÖSYM e bu ayarda çok soruyor gerçekten. O yüzden buna da bir yıldız koyalım. Farklı konuları bir araya getiren bir soru. Pozitif tam bölen sayısı. Önce bir pozitif tam bölen sayısını hatırlatayım. Karmaşıklık olmasın. Üstüne böyle yazalım. Şöyle atıyorum. Ne diyorduk? Üstü bir arttır çarp değil mi? Üstü bir arttırıp çarptığımız zaman pozitif tam bölen sayısını buluyorduk. Örnek. Hatta madem 35'i vermiş oradan göstereyim. 35 5 çarpı 7'dir. Bunun üstlerini 1 arttır. 2 çarpı 2'den 4 tane pozitif tam sayı bölünü var. Gerçekten 1, 5, 7 ve 35. Bu kolay olduğu için tek tek sayabildim bakın. Şimdi pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin her elemanının pozitif tam bölen sayısı kümenin eleman sayısına eşitse bu kümeye bölensel küme denir demiş. A ve B kümeleri bölensel kümeleri olmak üzere A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısının 3 katıdır. B kümesinin elemanı 35 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A kümesinin elemanlarından biri olabilir? Evet şimdi bölensel kümenin tanımı neymiş? Pozitif tam bölen sayısı kümenin eleman sayısına eşit olacak. O zaman buradan ne anlıyorum ben? B kümesinin eleman sayısı 4. Çünkü biz 35'in demin bulduk. Bakın pozitif tam bölen sayısı 4 oldu. Demek ki arkadaşlar A kümesinin de eleman sayısı ne gelecek? 12 çünkü B kümesinin eleman sayısının 3 katı diyordu. O zaman şıklardan hangisinin pozitif tam bölen sayısı 12 ise o doğru cevaptır arkadaşlar. Hemen hiç uzatmadan E şıkkını göstereyim sonra bir tane de olmayanı göstereyim. 150'ye bak 25 çarpı 6 yani 5'in karesi çarpı 2 çarpı 3. Üstünü 1 arttırdım 3, üstünü 1 arttırdım 2, üstünü 1 arttırdım 2, 12 tane. Ne demişti soru? Her elemanın pozitif tam bölen sayısı kümenin eleman sayısına eşit olacak. Gerçekten bu küme böyle 12 tane elemandan oluşan bir küme. Eğer bunlardan birisi 150 olursa bunun da pozitif tam bölen sayısı 12 geliyor uyumlu. 120'yi deneyelim. Hani onun da olmayacağını görün. 120 ne? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Üstünü 1 arttırdım. 4 üstünü 1 arttırdım 2, üstünü 1 arttırdım 2. 16 tane ama kümenin eleman sayısı neydi? 12 tane. İşte diğer şıklarda bu yüzden elenecek. E gelecek. Şimdi artık bakalım 6. sorumuz. Standart bir soru. Yani bu diğer sorulara göre bence direkt kurallarla alakalı yapıştırıp geçebileceğimiz bir soru olduğunu düşünüyorum ama düzgünce bakalım şimdi. S A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni 1, S A kesişim B'nin tümleyeni 4, A kesişim B 3. B fark A kümesinin elemanları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi elemanları rakamlar olan bir evrensel küme. Elemanları rakamlar olan. Ve şöyle A ve B'yi ben genelde bu tarz sorularda bir kenarda kümede çizerim. Daha iyi görürüz arkadaşlar. Şimdi hatırlayalım bu tümleyen dışarı çıkarsa aslında bu A birleşim B'nin tümleyeni. Yani A birleşim B'nin tümleyeni nedir? Dışarıda kalan burası. Burası bir elemanlıymış dışarıda sadece bir eleman varmış. A birleşim B'nin dışında. A kesişim B'nin tümleyeni neydi? A fark B'ydi arkadaşlar. Bu da 4'müş. A fark B o zaman burası bak. Bu arada şunu da göstereyim. Neden hocam A kesişim B'nin tümleyeni A fark B? Kesinlikle bunu eğer böyle direkt sorulara daldıysanız bence konu anlatımına dönmeniz lazım. Neden? Çünkü bak bunu unuttuysan sen konu anlatımında anlattım ya bir sürü ayrıntıyı da bilmiyor olabilirsin. Şimdi A kümesini gör bak. Hadi bu seferlik bir nevi insafa geldim. Göstereyim bir daha. A kümesi şuranın tamamı. B'nin tümleyeni neresi? Bakın, B'nin tümleyeni B hariç her yer. Böyle. Hem kırmızının hem mavinin kesiştiği yer neresi geldi? Burası. Burası ne? A fark B. Ama işte arkadaşlar bunu size konu anlatımında da demiştim ya. İlk başlarda böyle çizerek gör, göremediğinde çizerek yap ama kuralı da bil şimdi A fark B'nin 4 olduğunu. Burası 4. A kesişim B 3. Ee, rakamlardan oluşuyor. 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Toplam 8 tane rakam kullandık. O zaman arkadaşlar B fark A'ya maksimum buraya en fazla yazayım. Buraya en fazla 2 rakam yazabilirim farklı. Niye? Toplam zaten 7 eleman var. E, ha, 8 eleman var pardon. Toplam 10 tane rakamımız var. Yazabileceğim en fazla 2 rakam var. O zaman bu olmaz. Niye? 2 tane 9 yazabilir miyim buraya? Kümelere ne diyorduk? Rakamlar, elemanlar, simgeler tekrarsızdır. Her bir eleman bir kere yazılır. 14 olur. Bak buraya 9 ve 5 yazarsın. Problem yok. 15 olur. 9, 6 yazarsın. 16 olur. 9, 7 yazarsın. 9, 8 yazarsın. Ama 9, 9 diye 2 tane eleman yazamazsın. Buraya 2 eleman yazacağını. Maksimum 2 eleman. Yani bu arada bunun olamaz demesinin sebebi şu. İstersen sen buraya sadece bir eleman yaz. İstersen hiç yazma. Ama en azından şu net. Elemanları rakamları olduğu için gerçi hani şunu yazmamız lazım. Buraya 2 yazmamız lazım. Çünkü elemanları rakamlar demiş. Dolayısıyla buraya 2 eleman yazabilirim. 2 eleman yazabildiğim için de 2 tane 9 bir kümeye asla yazamam arkadaşlar. Bu soru gerçekten iyi bir soru arkadaşlar. Bir bence uğraşın sonra birlikte de bakalım biraz vakit ayırın hani mesela bunu bir 4-5 dakika ayırmanızı isterim en fazla. Yani yaparsanız hızlı bir şekilde bir şey diyemem ama yapamayan arkadaşlarımız da biraz bir uğraşsın lütfen. Şimdi diyor ki A eksi 7'den 7'ye kadar olan tam sayıların olduğu bir küme bakın. Bu kümenin alt kümeleri içerisinden elemanları toplamı sıfır olan kümeler seçiliyor. Buna göre bu seçilen küme sayısı kaçtır? Mesela ben size bir örnek göstereyim. A kümesi sıfır. Bakın bu olur değil mi? Elemanlar toplamı sıfır. Örnek bir görüntü. B küp A kümesi demeyelim de C diyelim. B kümesi mesela eksi 7, 7, 5, eksi 5. Bu küme şartı sağlıyor mu? Evet kesinlikle sağlıyor. O zaman arkadaşlar ben bu şekilde kümeler seçmem lazım. Ve şunu fark ediyorum. Bakın şimdi şöyle bir durum yapsam. 3, 4, 5'i seçsem mecburen eksi 3, eksi 4, eksi 5'i de seçmeliyim değil mi? Ya da işte 0, 3'ü seçsem mecburen eksi 3'ü de seçmeliyim. 7, 5'i seçsem eksi 5, eksi 7'yi de seçmeliyim. Birinci durum böyle. O yüzden şunu fark ediyorum. Eğer ben ilk durumda sonra bir ayrıntı daha var bu soruda bence ince nokta. Ben eğer şu 0, 3, 4, 5, 6, 7'den herhangi birini seçersem, hangisini seçersem seçeyim. Yanına şu kısmını da seçince artık toplamları sıfırlanıyor. Son kez bir kere daha gösteriyorum bakın. 3 ve 5'i seçtim diyelim. O zaman mecburum -3 ve -5'i seçme hakkım yok. Otomatik paket halinde yanına geliyor. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. 0 3 4 5 ve 6 ve 7. Kaç tane elemanımız var? 1 2 3 4 5 6. Bu 6 elemandan hiçbirini seçmeme hakkım yok. O zaman küme boş küme olur. 6 elemandan birini seçersem veya 6 elemandan ikisini seçersem, 6'dan 3'ünü seçersem veya 4'ünü veya 5'ini veya 6'sını bunlardan hangisini seçersem seçeyim yanında o diğerleri paket halinde geliyor değil mi? Örnek 6'nın birlisi buradaki o elemanımız eğer atıyorum 4 ise bu zaten geliyor orada seçim hakkım yok yanına 1'in birlisi bak mecburen onu seçmediğim. Sonra 6 elemandan ikisini seçtim diyelim. 5 ve 7 olsun. Mecburen o zaman yanına ne eklemeliyim? Eksi 5 ve eksi 7 yani 2'nin ikilisi. Diğerlerinde de o zaman 3'ün 3'lüsü, 4'ün 4'lüsü, 5'in 5'lisi ve 6'nın 6'sı yanına yapıştı. Hemen bir daha gösteriyorum bak örnek görüntü. 0, 3, 4, 6'yı seçtin. E, hakkın yok mecburen 0'ı zaten seçtiğimiz için bir daha almayacağız. Eksi 3'ü, Eksi 4'ü ve eksi 6'yı yanına paket halinde seçmelisin. Bu seçtiğim 6 elemandan 4'ü bunları elim mahkum 3'ün 3'ünü de seçmeliyim. Peki 1'in birlisinden 6'nın 6'lısına kadar ne demekti hatırlayalım. Sonuçta bu alt kümenin şu tanımına uyuyor. 6'nın 0'lısından 6'nın 6'lısına kadar olsaydı 2 üzeri 6 olurdu. 6'nın 0'lısı yok. 2 üzeri 6 eksi 1. Yani şu an 63 tane elemanımız var. Aa bir bakıyorum. Cevap şıklarında 63 yok bile. Niye biliyor musunuz? Burada demin söylemiştim ya bak birinci durum. İkinci durumda şudur arkadaşlar. İkinci durumda şunu da fark ettim ben. Eksi 7 aslında 3 ve 4 ile toplayınca da oluyor. O zaman eksi 7'nin yanına 3 ve 4'ü katarsam da toplamları 0 oluyor. Demin her bir elemana karşılık gelen bir elemanı bulduk. Eksi 6'yı 6. Eksi 5'e 5. E 5. Şimdi ne oldu? Eksi 7 ile 3 ve 4'ün de toplamlarının 0 olduğunu fark ettim. O zaman burada özel durum. Eksi 7'yi seçiyorum. Birin birlisi. Eksi 3 ve 4'ü eksi 3 e, ee, şey 3 ve 4'ü de mecburen yanına seçiyorum. O zaman 2'nin ikilisi. Şimdi ne söyleyeceğim? Burada artık bunların yanına e, ee, ne katmalıyım? Evet cidden güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi e, dikkatlice bence önce siz deneyin kesinlikle sonra birlikte bakalım. Ahmet TC kimlik numarasının rakamlarını kullanarak bir A kümesi oluşturuyor. 7 6 7 5 5 6 nokta nokta bilmediğimiz 11 haneli bir e, kimlik numarası. Bundan da küme oluşturacağım. Kümede tabii ki rakamlar bir kere yazılır. 7 var, 6 var, 5 var. Bir de soru işaretleri. Kaç tane elemanımız var bilmiyorum. Abarttım böyle. Soru işaretleriyle doldurdum. Kimlik numarası yukarıda verilen Ahmet A kümesinin alt kümelerinin elemanlarını topladığında en küçük değeri 2, en büyük değeri 33 olarak bulmuştur. Bir kümenin alt kümeleri nelerdir? Boş küme. Boş kümenin elemanı olmadığı için bunun rakamlar toplamı yok. Sonra neler var? Bir elemanlı alt kümelerimiz. O zaman bir elemanlı alt kümelerimizin rakamlar toplamı nedir? O kümedeki tek eleman. Örnek 7'nin rakamlar toplamı ne? 7. İşte 5'in rakamlar toplamı ne? 5. O zaman arkadaşlar bu kümenin bir elemanlı alt kümelerinde en az kaç varmış? 2 varmış. Sana bu mesajı veriyor. Gerçekten bakın 2'nin rakamlar toplamı da nedir? 2. Daha da küçük olamaz. Çünkü soru ne diyordu bize? En küçük değeri 2. O zaman bir elemanlı olacak ve bir elemanlının da en küçük değeri 2'ymiş. Yani bir de değil sıfır da değil diyor sana. En büyüğü ne olur arkadaşlar? Kümenin eleman sayısına ne diyelim? N elemanlı alt kümesi. Çünkü arkadaşlar bir kümenin kendisi kendinin alt kümesidir. O zaman buraya yazacağımız 7 6 5 artık 2'nin de var olduğunu öğrendim. nokta nokta diğer elemanların toplamı neymiş? 33. Şimdi gelelim buraya. 7 6 5 topladık bunları 2 kaç yaptı? 20. Geriye kaç kalacak? 13. Peki 13 hangi sayıların toplamı arkadaşlar? Normalde bir sürü. 1 3, 9 mesela. Ama 1 verebilir miyim? Hayır. Neden? Kömenin en küçük elemanı 2. O zaman 0 verebilir miyim? Hayır. Bir kere en az zaten 2 ile başlıyorum. E zaten 2'yi veremem çünkü bir kümede iki elemanını sadece bir kez kullanırım. O zaman mecburen arkadaşlar sadece geriye 4, 9 kalıyor. Rakamları toplama 13 olan rakamları düşünün. 4 ve 9 hariç bulamayacaksınız. Neden? 7 ve 6'yı kullandım bir daha kullanamam. 5 ve 8 yapamam. 5'i bir kere kullandım bir daha kullanamam. Mecburen 4, 9 kalıyor. 4 rakam falan olamaz mıydı hocam? Hayır olamaz. Çünkü o zaman 2'yi bir daha kullanmak zorunda kalırsın. 6'yı bir daha kullanmak zorunda kalırsın. 5'i bir daha kullanmak zorunda kalırsın. O zaman da kümenin içine bir elemanı bir kere yazma zorunluluğundan 13'ü elde edemeyiz. Dolayısıyla başka türlü hiçbir şekilde olmayacak ve 4 ve 9 gelecek. Demek ki arkadaşlar bu kümemiz kaç elemanlıymış? N eşittir 6. Bir kümeden iki elemanlı alt küme oluşturmak ne demektir? Altı taneden iki tane eleman seç demektir. O da neydi? Altının ikili kombinasyonu. Bu nasıl yazılıyordu? N faktöriyel formülü hatırlayalım. Bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. N'nin R'lisi yani 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2'den 4 faktöriyel. Bir de burası 2 faktöriyel. Çarpım ne geldi bölüm? 15 geldi. İşte olay bu arkadaşlar. Hakikaten de görelim bakın. Bu küme cidden 7, 6, 5, 2, 4, 9 olduğu zaman bunun alt kümelerini yazdığımız zaman en küçüğü 2. Rakamlar toplamı 2. En büyüğü kümenin kendisi. Rakamlar toplamı 33. Doğru yapmışız hakikaten soruyor. Son sorumuz artık. Aşağıdaki şekilde A, B, C kümelerinde bulunan noktaların her biri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarından sadece birini göstermektedir. A birleşim B fark C kümesinin elemanları toplamı 15. A birleşim C fark B kümesinin elemanları toplamı 11. A kesişim C kümesinin elemanları toplamı 4 olduğuna göre sarı bölgelerdeki elemanların toplamı kaçtır? A, B, C, D, E, F, G diyelim şimdi tamam mı? O zaman A birleşim B fark C neresi? C'den farklı oldukları kısım A birleşim B'nin işte burası gördünüz mü? O zaman ne olacak arkadaşlar? A artı B artı C 15. Sonra A birleşim C fark B orası da şöyle göstereyim fosforla. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi B hariç olan yer değil mi? B olmayan yer. O da A, D ve G yaptı 11. A kesişim C neresi arkadaşlar? Tabii ki burası yani D ve E. Bunların toplamı da 4'müş. Şimdi zaten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı kullanıyorum ya rakamlarının toplamı 15 olan tek sayımız burada. Tek sayılarımız 6, 5, 4. Başka ihtimal yok. Hangi sayıyı seçersem seçeyim 15 elde edemem. Sadece 6, 5 ve 4 ile elde ederim. Tabii hangisi 6, hangisi 5, hangisi 4 şu an onunla ilgilenmiyorum. Herhangi birisi 6, herhangi birisi 5, herhangi birisi 4. Temsil olarak yazdım A'nın, B'nin, C'nin üstüne. Sonra arkadaşlar burada neye dikkat etmeliyim? Bunlardan bir tanesi 4 olduğuna göre D ve E'nin toplamının 4 olması için mecburen bir tanesi 3, bir tanesi 1 olacak. Çünkü rakamlar toplamının 4 olması için 4 0 olması lazım ya da 3 1. Ama 4'ü yukarıda kullandım. O zaman artık bir eleman yalnızca bir kere kullanılır kümede. O yüzden D veya E'den biri 3, diğeri de 1 arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz artık? Ee, A artı D artı G'nin de 11 olduğunu biliyorum. Benden sarı bölgedeki elemanların toplamını istiyor. Yani A ve G'nin toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi düşünelim burada ne yapabiliriz diye. Ee, bir kere A, <laughs> A ve G için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? A burada 6, 5, 4'ten biri. D ve E'den de bir tanesi 3. Yerine yazdığım zaman 11 elde etmem lazım. Şimdi hemen sayıları düşünelim. Mesela A arkadaşlar birkaç örnek göstereyim size. Diyelim A 4 olsun. D de 3 olsun. 4 3 daha 7. Geriye mecburen ne kalıyor? 4. Bak ne oldu? A'ya 4 veremiyormuşum. Soru öyle iyi ayarlanmış vaziyette ki hata yapma şansı tanımıyor. ÖSYM de bazen böyle yapar. Mesela A 5 olsun. A 5 olursa toplamlarının 11 olması için D artı G kaç olacak arkadaşlar? 6. Atıyorum D3 olsun. 5, 3 daha 8. Ne kaldı? 3. E olmadı bakın. Sonuçta aynı rakamı ilk kere yazamam. D1 olsun. E o zaman da 5 oluyor. Bak gördüğünüz gibi A5 de olamazmış. Yani A mecburen 6'ymış. D artı G 11 oldu toplamları 11 olduğuna göre D'ye 3 dersem g ye de ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Şimdi gerçekten A ile G'nin toplamı artık ne oldu? 8. Bu şekilde Deneme yanılma sorusu kesinlikle evet katılıyorum. Ama deneme yanılma yaparken bile en fazla 3 deneme yapacağız. A6 olabilir, A5 olabilir, A4 olabilir şeklinde. Böyle bu da yıldızlı bir soru. Kümelerin ilk kısımlarını çok güzel bir şekilde hem birebir ÖSYM'e hem de beceri temelli sorularla bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi küme problemleri yapacağız. Diğer derste kitaplarınızı da alın gelin problemlerle birlikte yolumuza devam edelim görüşürüz.